Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey çok acıyan, ey bolca lütfeden, ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, ey celal ve ikram sahibi, şu muradımı ihsan eyle. Faziletleri: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şu dua Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edildiğinde, eğer cuma gününden bir saatte, özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde, doğu ile batı arasında bulunan herhangi bir şey hakkında dua ve beddua mahiyetinde bu dua ile Allah-u Teala'ya yalvarılacak olsa, elbette sahibi için icabet olunur, duası kabul edilir. O da okunan duadır. Okunması uygun olan zamanlar: Perşembe günü akşam namazına yakın bir saat ya da cuma namazından önce. Bazı büyük zatlara sordular: Biz dua ediyoruz, kabul olunmuyor. Neden? Halbuki Allah-u Teala şöyle buyurdu: Bana dua ediniz, kabul ederim. Mü'min suresi. Onlar da şöyle dediler: Sizde yedi huy vardır ki bunlar duanızın kabul olunmasına engeldir. Rabbinizi darıltırsınız ama onun rızasını almazsınız. Yani bir takım kötülükler işlersiniz, onlar Allah'ın dargınlığını getirir. Bu yaptığınızdan dönmüyorsunuz, yaptığınıza pişman da olmuyorsunuz. Dersiniz ki biz Allah'ın kullarıyız ama kulların yapması gerekeni yapmazsınız. Halbuki bir kula efendisi neyi emrederse kul olan onu yapar. Efendisinin sözünden çıkmaz. Kur'an'ı okursunuz ancak ona hürmeti bir yana bırakırsınız. Yani onu düşünerek tazimle okumazsınız. Allah'ın ondaki emirlerine göre hareket etmezsiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğunu söylersiniz ancak onun sünnetiyle amel etmezsiniz. Yani haram yersiniz, şüpheli şeyleri yersiniz, bunlardan kendinizi alamazsınız. Siz dersiniz ki dünya Allah katında sivrisinek kanadı kadar bile kıymet taşımaz ama ona var gücünüzle sarılırsınız. Dünyanın geçici olduğunu söylersiniz ancak onda devamlı kalacak gibi davranırsınız. Dünyanın ahiretten hayırlı olmadığını söylersiniz ama dünyayı ahirete tercih edersiniz. Ahiretiniz için hiçbir çaba harcamazsınız. Dua eden kendini haramdan temiz tutmalı, çünkü haram duanın kabulüne engeldir. Bir gün Sa'd Ebi Vakkas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, dua ediyorum. Duama icabet olunmuyor. Neden?" dedi. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ya Sa'd, haramdan sakın. Bir mideye bir lokma haram girse 40 gün o kimsenin duası kabul olunmaz. Dua eden acele etmemelidir. Allah-u Teala'ya bir kimse dua ederse onun duası elbette kabul olur. Bazen de dua saatinde kabul edilir, bazen de bir başka vakte kalır, bazen de ahirete kalır. Musa aleyhisselam Firavun'un helaki için dua etti. Harun aleyhisselam da onun duasına amin dedi. Allah-u Teala duanızı kabul ettim buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh buyurdu ki, bu dua ile icabet arasında 40 sene geçti. Yezid Rakkaşi Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakleder: Allah-u Teala bir kulu severse onu belaya daldırır, tıpkı yaramaz develerin su havuzlarına atıldığı gibi. Böyle olunca sema ehli katında merhamete erişir. Bazı büyük zatlar şöyle dediler: Dört zümre vardır ki onlarda iyilik yoktur. Resulullah aleyhisselama salat ve selam okumaz. Müezzinin ezanına cevap vermez. Namaza, cemaate gitmez. Bir kimse kendisinden hayırlı bir iş için yardım isteyince yardım etmez. Namazların sonunda kendisine ve müminlere dua etmez. Abdullah Antaki şöyle der: Kalbin ilacı beştir. Salih kimselerle oturmak, Kur'an okumak, midenin haramdan temiz tutulması, gece namazı kılmak.
İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam'dan rivayet etti. Allah'a dua edip bir şey istediğiniz zaman avucunuzun içiyle isteyiniz. Elinizin dışıyla istemeyiniz. Sonra da elinizi yüzünüze sürünüz. Dua ederken avuçlarınızı açınız. En iyi bilen Allah'tır. Amir bin Dinar, Cabir bin Abdullah'tan naklediyor. Muaz bin Cebel'i dinleyen biri, vefatına yakın bize şöyle dediğini anlattı. Benden açılan, Resulullah'tan dinlediğim bir hadisi size anlatmama engel olunmasın. Siz de onu başkalarına anlatınız. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu dinledim. Bir kimse inanarak ihlasla La ilahe illallah derse cennete girer. Resulullah Aleyhisselam bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurdu. Bir kimseye ölümü anında La ilahe illallah kelime-i tevhidi telkin edilirse cennete girer. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir kimsenin dünyadan son kelamı La ilahe illallah olursa cennete girer. Cabir bin Abdullah yoluyla gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dikkatli olun. Size Nuh'un oğluna verdiği emri bildireceğim. Nuh oğluna şöyle dedi. Sana iki şeyi yapmanı emredeceğim. İki şeyi de sana yasak edeceğim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, onun ortağı yoktur. Yer ve gök terazinin bir gözüne konsa, bu da bir gözüne konsa, bu tesbih tartıda yerden ve gökten ağır gelir. Şu tesbihi okumanı da emrediyorum. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah subhandır, hamd ona mahsustur. Bu tesbih meleklerin tesbihidir. Halkın duasıdır, halk onunla rızıklanır. Allah'a ortak koşmanı da yasak ediyorum. Bir kimse Allah'a bir şeyi ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Sana kendini beğenmişliği de yasak ediyorum. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir olan bir kimse cennete giremez. Bir kimse kesin inanarak La ilahe illallah derse cennete girer. Görülüyor ki her şeyde ihlas ve samimiyet şart koşuluyor. Söyleyen ihlaslı ise bu cümle onu günah işlemekten alıkor. Eğer söylediği bu cümle onun günah işlemesine engel olmuyorsa o ihlas sahibi değildir. Bu durumda korkulur ki o cümle o kimsenin yanında emanettir, emanet ise sonunda geri alınır. İman bakımından insanlar iki kısımdır. İmanı kendisine Allah'ın bir ihsanıdır, imanı kendisinde emanettir. Enes bin Malik Resulullah Aleyhisselam'dan rivayet ediyor. La ilahe illallah cennetin bedelidir. Bir başka rivayette cennetin anahtarıdır buyurmuştur. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ancak anahtara diş lazımdır ki kapıyı açsın. Onun dişleri şunlardır. Zikreden, günahlardan, gıybetten temiz bir dil, haramdan ve şüpheli şeylerden korunmuş bir mide. Rabbin hizmetiyle meşgul olan duygular.